Merhaba. Bugün farklı bir konuya değineceğiz. Daha doğrusu bir soruya Üstad Bediüzzaman'ın 110 küsur sene evvel vermiş olduğu cevap ışığında bir takipçimizin sualini cevaplamaya çalışacağız. Soruda deniyor ki bir Müslüman toplumunda azınlıkların idareci olması, Müslümanları idareci olması kabul edilebilir mi? Dediğimiz gibi bu soru Üstad'a da sorulmuş. Üstad Bediüzzaman 1911'de yayınladığı Münazarat isimli eserinde hem soruyu hem de cevabı vermiş. Ve bütün boyutlarıyla birlikte vermiş. Şimdi bilhassa karma nüfusun olduğu, farklı dinlerden insanların da bulunduğu İslam ülkeleri için hala güncelliğini koruyan bir konu bu. Ve bir miktar Türkiye için de aslında geçerli. Çünkü Türkiye'de de hala sayıları azalmış da olsa Rumlar, Ermeniler, Yahudiler var. Ve onların idari makamlara gelmesine bir engel var mı? Dinen. Şimdi soruluyor üstada. Gayrimüslimlerle nasıl müsavi olacağız? Biz Müslümanız, biz daha üstünüz. Cevap olarak da Üstad şunu söylüyor. Müsavat ise, eşitlik ise fazilet ve şerefte değil, hukuktadır. Hukukta Müslüman veya gayrimüslim eşittir. Ve hukukta şah ve geda birdir, padişah ve dilenci birdir hukuk önünde, mahkemede. Acaba bir şeriat karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tazibinden men etse, onu rahatsız etmekten, ona azap vermekten yasaklasa karıncaya, nasıl Beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Ademoğlunun, insanın haklarını nasıl ihmal eder? İşte burada İslam kültüründe insan hakları kavramının çok orijinal bir yorumunu görüyoruz. İnsan hakları söz konusu olduğunda din farkı gözetilmez. İnsan olmaktan gelen, insan olarak yaratılmış olmaktan gelen haklar için tam bir eşitlik vardır. Nasıl Beni Adem'in hukukunu ihmal eder böyle bir şeriat? Karıncaya dahi bilerek ayak basmaktan men eden bir şeriat. Kella, asla. Biz imtisal etmedik. Biz o şeriatın emrini yerine getirmedik. Evet, İmam Ali'nin Hazreti Ali radıyallahu anh, adi bir Yahudi ile muhakemesi, halifeyken mahkemede eşit yargılanması ve medar-ı fahriniz olan Selahaddin Eyyubi'nin miskin bir Hristiyanla mürafası sizin şu yanlışınızı tavsiye eder zannederim. Selahaddin Eyyubi de Kudüs Fatihi ve miskin bir Hristiyanla mahkemede muzaffer bir kumandan ve halife olarak yargılanmış. Çünkü hukuk önünde, mahkeme önünde, adalet önünde eşitlik var. Peşinden bir sual daha gelmiş. Ermeniler zimmidirler. Yani zimmi ne demek? İslam devletinde vergi ödeyerek, haraç ödeyerek o İslam devletinin vatandaşı olan Hristiyanlar, Yahudiler. Ermeniler zimmidirler. Ehli zimmet zimmettarlarıyla nasıl müsavi olur? Böyle bir anlaşmayla, vergi şartıyla, haraç şartıyla vatandaşlık statüsü kazanmış olan asli vatandaşlarla nasıl eşit olur? Cevap, kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kabahat bizde. Tamamen zimmetimizi alamadık. Yani o zimmetin karşılığı şudur, o vatandaşlık haklarından istifade etme durumu söz konusu. O anlaşmaya imza koyanlar için ödedikleri vergi karşılığında. Ama biz tamamen zimmetimizi alamadık. Bize düşen o anlaşmanın mükellefiyetlerini tam yerine getiremedik. Bir hakkın adaleti şeriatı gösteremedik. Şeriatın adaletini hakkıyla gösteremedik. Şeriat dairesinde hukuklarını istibdadın sünnet seyyiesiyle, istibdadın kötü sünnetiyle muhafaza edemedik. Bunun da sebebi onların da hukukunu, azınlık hukukunu ihlal eden uygulamaların sebebi yine istibdat.
muhafaza edemedik istibdadın sünnet-i seyyiyesiyle. Sonra da istedik, kuvvetimiz kalmadı. Yapacak kuvvetimiz kalmadığını gördük. Ben şimdi Ermenilere bir nevi zimmi mahit nazarıyla bakıyorum. Anlaşma yapmış. Himayesi karşılığında işte haraç, vergi verme statüsünde vatandaşlık. Ve bir başka sual. Şimdi Ermeniler kaymakam ve vali oluyorlar. Nasıl olur? Demek ki Osmanlı'nın son döneminde o meşrutiyetle beraber bu da başlamış. Ermeni ve Ermeniler de Rumlar kaymakam ve vali gibi görevlere tayin edilmeye başlamışlar. Zaten Osmanlı çok dinli, çok milletli, çok dilli bir dünya devleti, imparatorluk. Öyle olması da normal ve bu uygulama da normal aslında. Ama meşrutiyetle beraber bu uygulama gündeme gelmiş ve bu da Müslüman sual sahiplerinin kafasını karıştırmış. Biz Müslümanız, gayrimüslimler nasıl bize vali ve kaymakam olurlar, nasıl bizi idare edebilirler, idarecimiz olabilirler. Cevap enteresan, saatçi ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi. Nasıl Ermeni veya Rum'un saatçi, saat ustası, makine ustası veya süpürgeci olmasında bir sakınca yoksa, vali ve kaymakam da olabilir. Zira meşrutiyet, hakimiyeti millettir. Milletin hakimiyetidir meşrutiyet. Demokrasi için aynı şey geçerli. Zaten meşrutiyet, demokrasinin ilk gündeme gelmiş olan şekli bizim topraklarımızda. Sonra demokrasi olarak inkişaf etmiş. Ve orada hakimiyet millettedir. Hükümet hizmetkardır. Öyle milletin tepesinde boza pişirmek değil, ona hizmet etmek için vardır hükümet. Meşrutiyet doğru olursa, doğru bir şekilde işlerse, kaymakam ve vali reis değiller, belki ücretli hizmetkardırlar. Maaş karşılığı hizmet eden hizmetkardırlar. Gayrimüslim reis olamaz fakat hizmetkar olur. Farz ediniz ki memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağalıktır. Sizin zannettiğiniz gibi, varsaydığınız gibi, memuriyet, valilik, kaymakamlık, bir nevi reislik ve ağalıktır diye düşünsek bile, gayrimüslimlerden 3 adamı ağalığımıza, riyasetimize şerik, 3000 adamı ağalığımıza, riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte, Millet-i İslamiye'den aktar alemde 300.000 adamın riyasetine yol açılıyor. O zaman Osmanlı, eğer meşrutiyet sistemini yerleştirir, meclis sistemini yerleştirir ve bu manada meşrutiyetin de gereği olarak Rumlardan, Ermenilerden vali, kaymakam atamaları yaparsa, bunların sayısı diyelim ki 3000, bunların reisliğini kendi reisliğimize ortak ettiğimiz vakitte Millet-i İslamiye'den bütün dünyadaki Müslümanlar içerisinde 300.000 adamın riyasetine yol açılıyor. Biz bunu yapalım ki, bu sisteme hakim kalalım ki, meşrutiyet ve meclis sistemini yerleştirelim ki, bütün İslam dünyasında o sömürge idaresi altındaki İslam topraklarındaki Müslümanların da hürriyetlerini bağlayan zincirler kırılsın ve onların da riyasetine yol açılsın. Biri zayi edip biri bini kazanan zarar etmez. Burada biz 3000 Rum, Ermeni veya Yahudi'yi vali kaymakam yapacağız. Karşılığında bütün İslam dünyasında 300.000 adamın reis, vali kaymakam, idareci olmasına imkan verecek olan bir hürriyetin gelmesine vesile olacağız. Onun kapısını açacağız. Bunun üzerine bir sual daha geliyor. Şeriatın bazı ahkamı, mesela valilerin vazifelerine taalluku var. Yani şeriatın valilere de verdiği bir takım görevler var. Üstadın cevabı şöyle. Bundan sonra biz zarure hilafeti temsil eden Meşiat-ı İslamiye ve Diyanet Dairesi hem âli hem mukaddes hem ayrı hem nezare olacaktır. Diyanet devlete bağımlı olmayacak, özerk olacak ve uygulama noktasında rehberlik yapacak.
idarenin içinde olmayacak. Hilafetin manevi manasını temsil edecek. Ve hiçbir şekilde bir bugünkü sistemde olduğu gibi bir devlet dairesi, bürokratik bir kurum olmayacak. Şimdi hakim şahıs değil, efkar amme olduğu için artık yeni dönem böyle, yeni çağ. Şahısta değil, kamuoyunda olduğu için hakimiyet, onun nevinden şahsı manevi bir fetva emini ister. Fetva verecek olan da artık tek bir şahıs, tek bir müftü, tek bir Şeyhülislam, tek bir Diyanet İşleri Başkanı olmayacak, bir heyet olacak. İşte şu hakimin fetva emini, meşiatta mezahib-i erbağdan, 4 mezhepten 40-50 ulema-i muhakkik bir meclis-i mebusan-ı ilmiye teşkiliyle şahs manevileri öteki şahs maneviye fetva eminlik edecektir. Burada işin bir boyutunu daha ifade ediyor. Her ne kadar işte vali kaymakam olsa da gene meclisle idare edecek. Yani yerel meclislerle idare edecek. Dolayısıyla tek başına bir hakimiyeti, hükümranlığı söz konusu olmayacak. Ve meclis manası oralarda da bütün taşra teşkilatlarında da kendini gösterecek, hakimiyetini gösterecek. Ve ona rehberlik yapacak olan da gene Diyanet heyeti manasında bir kurul olacak. Yoksa hakim ve müftü bir cinsten olmazsa birbirinin lisanı anlamazlar. Bir cinsten olması, orada heyet olacak, meclis olacak. Burada da heyet olacak, meclis olacak. Ve birbirlerinin lisanını böylece daha iyi anlayacaklar. Zira şahs-ı vahid, şahs-ı maneviyi kandıramaz ve tenvir edemez. Tek bir şahıs, şahs-ı maneviyi, heyeti, topluluğu kandıramaz veya tek başına aydınlatamaz. Onun için yeni çağın gereği olarak bütün bu anlatmış olduğu prensipler çerçevesinde bir yapılanmadan söz ediyor Üstad. Dolayısıyla bu sistemde o Müslümanların ağırlıkta olduğu bir toplumda, ülkede, devlette eğer gayrimüslimler de varsa onların da liyakat ve ehliyet şartlarına haiz olmak kaydıyla idarecilik makamına gelmelerinde, milletvekili seçilmelerinde, bakan olmalarında, vali kaymakam olmalarında herhangi bir mahsur olmaz neticesine varıyor Üstad. Gerçekten çok orijinal, enteresan bir yaklaşım tarzı ve bunun bütün dünyaya aslında yayılması lazım. Müslümanlara önce anlatılması lazım. Müslümanların çok iyi anlaması lazım ki bunların anlaşılmayışından kaynaklanan bir takım gerilimlere meydan verilmesin. Ve bu tereddütler izale olsun Müslümanların zihnindeki, zihinleri rahatlasın ve ilişkiler gayet normal bir şekilde gelişerek devam etsin. Onun için Üstad'ın 62. vefat yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle andığımız Üstad'ın bugüne ve bundan sonrasına ışık tutan orijinal fikirleri gerçekten hem Müslümanlar tarafından hem de işte burada bahsi geçen Rumlar, Ermeniler, Yahudiler tarafından, gayrimüslimler tarafından da bilinmesi ve anlaşılması gereken orijinal fikirler. Bunu anlatmak da vazife olarak bize düşüyor birinci planda. Hem yayınlarımızla, hem ilişkilerimizle, hem sosyal faaliyetlerimizle. Evet, bugünkü yayınımızda da, bu haftaki yayınımızda da bunları ifade etmiş olduk. Daha doğrusu Üstad'ın yorumlarını aktarmış olduk. Görüşlerinizi, sorularınızı, katkılarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.